Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sabah rutini videosu çekeceğiz. Fakat bu sıradan bir sabah rutini olmayacak. Milyonerlerin güne başlamadan önce sabahlarını nasıl geçirdiğini hep beraber göreceğiz. Fakat videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup yandaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Video hoşunuza giderse de like atabilirsiniz. Abone olduysanız hep beraber videoya geçelim. Videonun başında da dediğim gibi bugün sizinle bir milyarder güne başlamadan önce neler yapıyor, sabah rutinini nasıl geçiriyor bunu birlikte göreceğiz. Normalde ben sabah rutini videolarını izlemeyi severim. Fakat yabancı kanallarda gezinirken şöyle bir sabah rutini gördüm. Dedim ki Metin, kanalında bir sabah rutini olacaksa bu kesinlikle milyonerlerin sabah rutini olmalı. O yüzden hemen kameranın karşısına geçtim ve sizinle birlikte bugün bir milyoner uyandığı andan itibaren neler yapıyor bunu göreceğiz. Yabancı YouTuberlar bunu 3 gün olarak çekmiş ama ben bir gün olarak çekmeyi uygun gördüm. Yani bir sabahı böyle geçireceğim. Zaten büyük ihtimalle siz bu videoyu Ramazan ayında izleyeceksiniz ve ben de oruçlu olacağım. O yüzden bir gün yeter diye düşündüm. İlk olarak milyonerler uyandığı an rüyalarını hatırlamaya çalışıyorlarmış. Bu bana biraz saçma geldi. Yani yatakta durup düşünüp rüyalarını hatırlamak benim için bir zaman kaybı ama onlara göre gerekliymiş. O yüzden biz de öyle yapacağız. Sonra yataklarını topluyorlarmış. Ben normalde yatağımı toplamıyorum, ailemle yaşıyorum ama tek yaşasaydım yatağımı ben de toplardım. Üçüncü adımda bir bardak su içiyorlarmış. Bu benim için zor olacak çünkü ne zaman uyanınca su içmeyi denesem midem bulanır. Ama bunu da sizinle birlikte yapacağız. Sonra derin bir nefes alıp güne başlıyorlarmış. Peki... Bunu da yaparız. Beşinci adım olarak meditasyon yapıyorlarmış. Aklınıza ne geldiğini düşünüyorum. Ben de bu meditasyonu mutlaka yapacağım. Altıncı adımda yoğun hareket ediyorlarmış. Bu sanırım bir egzersiz. Bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Sonra soğuk bir duş alıyorlarmış. Ben duş almayacağım çünkü daha yeni duş aldım. Ayrıca soğuk duş hiç alamam. Soğuk suda nefes alma problemim var. Bilmiyorum sizde de böyle mi ama ben soğuk suda nefes alamıyorum. Sonra çay yapıyorlarmış. Bu adım işime gelir. Son zamanlarda kilo vermek istediğim için güne yeşil çayla başlıyorum. O yüzden biz de yeşil çayımızı yaparız. Dokuzuncu adımda günlük yazıyorlarmış. Bu çok gerekli mi bilmiyorum. Ama biz de bir şeyler yapmaya çalışırız. Sonra o gün hakkında yapacaklarının listelerini çıkarıyorlarmış. Biz de çıkarırız. Tamam. 11. adımda o gün nasıl hissetmek istediklerine dair bir liste çıkarıyorlarmış. Bu bana aşırı saçma geldi açıkçası. Yani bunu dillendirmek de bence yeterli olur. Ki buna da gerek yok bana göre. Ama bunu da yapmaya çalışacağız bir şekilde. Madem milyonerler öyle yapıyormuş, biz de madem bu videoyu çekiyoruz, bunu yapmak zorundayız. 12. adım aslında 11. adıma çok benzer. Nasıl olmak istediğiyle ilgili bir liste hazırlıyorlarmış günlük şeklinde. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. 13. adım olarak 20-30 dakika arası okuma eylemini gerçekleştiriyorlarmış. Sanırım kitap okuyorlardır. Veya gazete. Biz de okuyacak bir şeyler mutlaka buluruz. Sonra smoothie yapıyorlarmış. Ben smoothie tercih etmiyorum. O yüzden bu adımı büyük ihtimalle es geçerim. Son adım olarak zihin egzersizi yapıyorlarmış. Evet, bu adımla nasıl milyoner olduklarını anladık. Gördüğünüz gibi milyonerler her sabah bu 15 adımı takip ederek güne başlıyorlarmış. Ben direkt kalkıp yüzümü yıkayıp güne başlıyorum ama milyonerlere saygımız sonsuz tabii ki. Başımızın üstünde yerleri var. Videoyu izleyen milyonerler varsa DM'den IBAN atabilirim. Şakayı bırakalım, ciddiydim. Sadece sabah rutininde 15 adımı takip ediyorlarsa günlük rutininde ne kadar adımı takip ediyorlardır Allah bilir. Ben bir günümde bu kadar şey yapmıyorum ama yapmaya koyulalım. Video uzun olabilir. Hazırsanız bir milyoner sabaha nasıl başlıyormuş hep beraber görelim. Şimdi sırada nefes al adımı var. Bu zamana kadar nefes almıyordum.
Özel şimdi bir alayım. Gözlerin kapalı, iç dünyanla, duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Sana yarrak gibi davranan herkesi affetmeye çalıştın. Şimdi tüm inandığın kozmik anlamların koy götüne rahvan gitsin. Şu anda bu boku dinleyerek gevşiyorsun. Özün derinden gelen samimi bir siktir edişle arınıyor. Tüm bu hayatına giren kalsaklar, şerefsizler, modunu düşüren göklaleleri uzaklarda kaldı. Derin bir nefes al. Oh.